Merhabalar değerli arkadaşım. Toplam fark formüllerine devam ediyoruz. Kazanım alttayız ancak bu kazanım altı diğer kazanımlara göre biraz daha farklı olacak. Neden farklı olacak? Çünkü geometri üzerinde, şekiller üzerinde, üçgen ve dörtgenler içerisindeki bizden istenen herhangi bir açının sinüs ve kosinüs değerini toplam ya da fark cinsinden bulmaya çalışacağız. Hazır mısın? Çok önemli bir bölüm bizi bekliyor. Kulağını iyice aç, gözlerini de dört aç. Hadi bakalım gelsin birinci soru. Şimdi 5, 12, 13. Hay hay, bunu buraya bir yazalım. Tamam. ABC dik üçgen, ADC eşkenar üçgen, ADC eşkenar üçgen ise buralar 13, 13. Tamam. Sinüs BAD istiyor. Sinüs BAD. Tamam. Buraya alfa dersek. Burası zaten 60 derece değil mi? Eşkenar üçgen olduğu için. O zaman bizden istenen sinüs BAD açısı, bu da işte sinüs alfa artı 60 derecedir. Evet, o zaman bunu açalım, ne dersin? Hadi bakalım, açıyoruz. Sinüste bencillik yoktu. Bir ona bir ona ve zıtlık da yoktu. Sinüs alfa çarpı kosinüs 60 eksi artı pardon. Sinüs 60 çarpı kosinüs alfa. Şimdi şöyle bakalım. Sinüs alfa nedir değerli arkadaşım? Karşı bölü hipotenüs, yani 12 bölü 13. Kosinüs alfa nedir değerli arkadaşım? Komşu bölü hipotenüs, 5 bölü 13. Götürüp yerine yazalım. 12 bölü 13 çarpı kosinüs 60 nedir? 1 bölü 2 artı sinüs 60 nedir? Kök 3 bölü 2. Kosinüs alfa nedir? 5 bölü 13. Hay hay. Bu da 12 artı 5 kök 13 bölü 36 yapacaktır. O da pardon 26, düzeltiyorum. 36 değil. 13 ile 2'yi çarparsak 26. O zaman birinci sorumuzun doğru cevabı nedir değerli arkadaşım? E seçeneğidir. Geldik ikinci sorumuza. Kosinüs BAD açısı isteniyor. BAD. Bak bakalım bu açının içinde dik üçgen oluşturabilecek bir durum var mı? Yok. Bu açıyı direkt bulabiliyor muyuz? Bulamıyoruz değil mi? Bu açıyı direkt olarak bulamıyoruz. O zaman şöyle yapalım mı? Şu karşı A ile C'yi birleştirelim. Ne dersin? A ile C'yi birleştirelim. Tamam. Buraya alfa diyelim. Buraya beta diyelim. Şimdi 3, 4, 5'ten 5. 5, 12, 13 olduğuna göre o zaman bu açı 90 derece değil mi? Hipotenüs en büyük kenardı. Beta dediğimiz yer 90 derecedir. Evet. Yani bu açı 90 derece oldu. Şimdi o zaman bizden istenen şey kosinüs BAD diyor. BAD. Yani kosinüs 90 artı alfa isteniyor. Bu da nedir? İkinci bölgedir. İkinci bölge. Kosinüsün işareti eksi. İsim değiştirecek değil mi? Y eksenine göre indirgeme olduğu için. Eksi sinüs alfa olacak. Dolayısıyla sinüs alfamız nedir? Karşı bölü hipotenüstür. Eksi 4 bölü 5'tir. O zaman ikinci sorumuzun doğru cevabı A seçeneğidir. Geldik üçüncü sorumuza. Şimdi ABC dik üçgen. Tamam. AB 8, 6, BC 6. Hay hay. Tanjant BCD diyor. BCD. Yani buraya alfa dersek. BCD. Burası 90. O zaman tanjant 90 artı alfa deniliyor. Bu da ikinci bölgede tanjant negatiftir. Tanjant negatiftir. Dolayısıyla isim değiştirirse kotanjant eksi kotanjant alfa olacaktır. Değil mi? O zaman kotanjant alfa nedir? Eksi kotanjant komşu bölü karşıda değil mi? 6 bölü 8 olur ki o da eksi 4 bölü pardon eksi 3 bölü 4 yapacaktır. Pardon. Evet. Eksi 6 bölü 8'den o da eksi 3 bölü 4 yapacaktır değerli arkadaşım. O zaman 3. ve son sorumuzun doğru cevabı nedir? D seçeneğidir değerli arkadaşım. Bu şekilde kazanım altının sonuna geldik. Kazanım 7'de görüşmek üzere. Hoşça kal.